Yani Kraliç hayırlı olsun. Fenerbahçe uzun süredir peşindeydi. İsmail Hoca'nın çok istediği bir isimdi. Kaç oyuncu oldu Balkanlardan onlara bakacağım da. O Evet. yüzden bu arada dedim sen devam et. Kraliç'le ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında net bir 6 numara değil. Biraz Pioli onu 6 numara kullandı. Merkez orta sahada çıktığı maç sayısı çok çok daha fazladır diye düşünüyorum. Hatta 10 numara oynamıştı. Kanatta da zaman zaman oynadığı maçlar var. Hem Milan hem de öncesinde. Pioli onu oldukça geriye attı. Yani 6 numarada kullanmaya başlamıştı. Sezon başında forma şansı bulduğu maçları hatırlıyorum. İlk 11'de çıktı. Sonra 11'den de kesildi. Yedek oyuncu konumuna düşmüştü. Hiçbir zaman Fred gibi bir oyuncu olmadı. Yani Fred kadar ne potansiyelli oldu ne de Fred gibi oyunu baştan sona değiştirebilecek yeteneklere sahip bir oyuncu olmadı. Ama sorun çözebilen oyuncu. Ve bir diğer artısı da çok fazla mevkide oynayabiliyor. Yani mesela 6 numarada oynatabiliyorsunuz değil mi? Rahatlıkla 8'de de oynatabiliyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'de konuştuğumuz ne? Fred'in yanındaki oyuncu. Fred'in yanındaki oyuncu konumuna çok uygun bir isim. Neden? Topla ilişkisi de iyi. Bir de mevcut kadrodaki oyuncuları düşününce hakikaten Fred'i tamamlayabilecek bir oyuncu. Evet. Ve yıpratıcı da bir oyuncu. Hayırlı olsun. Fenerbahçe için ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi burada özellikle Fred'le değerlendirmek gerekiyor Krunic'i. Tek başına değil. Fred'le de değerlendirince hatta Fred'siz de değerlendirmek gerekiyor. Burası bence çok önemli. Neden? Biz Fenerbahçe'nin oyununun kötü olduğu maçları hep Fred yokken gördük. Fred'in olmadığı o anlarda orada bir şeyler yapabilecek oyuncuya ihtiyaç vardı. Bir Fred'in yanında tamam, bir de o olmadığı zaman. Değil mi? Diyelim bir maçta Fred yok. Oraya Krunic'i koyacaksınız, yanında İsmail oynayacak. Misal. O zaman Fenerbahçe ne yapabilir? Belki Fred'in oynadığı oyun kadar etkili olmayabilir ama en azından mevcuttakilerden daha iyi verimlilik sağlar. Ona daha yakın olmaya çalışan isim olur. O yüzden kıymetli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi seninle hem Krunic hem Bonucci'yi konuşalım. Bir de bir Konuşalım. yandan bu iki ismin kadroya gelmesiyle beraber Fenerbahçe'nin ayrılması gereken oyuncular da var. Yani orada da Fenerbahçe'nin bir şekilde bir atılım yapması lazım. Aslında bu işlerde genelde başarılı oluyor son Fenerbahçe yönetimi. Onu söyleyeyim oyuncu satışında. Ayrılması beklenen oyuncular da olacak. Ama senden de önce Krunic ve Bonucci yorumu bekliyorum. Ben ilk önce Ali Koç yorum yapmak istiyorum. Allah Allah. Eğer ben gazete çıkarsaydım, yarın gazetemin başlığı şu olurdu. Patron çıldırdı. Ali Koç için mi? Ali Koç için öyle bir başlık atmak isterdim. Çünkü Çok önemli isimler kendisi de gerçekten. söyledi. Artık son senesinin olduğunu söyledi. Son senede hedefin dolu düzgün gidecek bir şekilde takım kurup ve ardından şampiyon yapabilmek. Şampiyonluk bazında da çok önemli oyuncuları aldı. Yaşına bakmıyor, tecrübesine bakıyor. Yedeğini buluyor. Ve bir daha bir hata yapmak istemiyor ve bu senenin en büyük transfer planlamasını yaptı. Önemli oyuncular aldı. Bu seneki ekibi de iyi kurdu. Özellikle oyuncu bulma, oyuncu satın alma, oyuncu kiralama yönleri çok iyi Evet. işler yaptığını düşünüyoruz. Yani o açıdan mesela biz Galatasaray için daha önce başlık götürdük. Başlığımız şuydu, Galatasaray uçakları iniyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin uçakları iniyor. Sen sol bek mevkine daha transfer yapamazken adam yedeğini bile alır hale geldi. Rakip böyle transferler yaparken hala beklemedeysen bir sıkıntılı bir süreç başlıyordur anlamına geliyor. Tabii ki Fenerbahçe transferler yapacak. Fenerbahçe'nin bu seneki o özlemini gidermek istiyor. Ama transferler yaparken de yerli kuralına göre nasıl oynatacak? Şimdi sen 3 kulvarda gitmek istiyorsun. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa ve Süper Lig. Ama senin için Süper Lig daha çok ön planda. Çünkü yılların getirmiş olduğu bir hasret var. Tamam yedeğini yapıyorsun. Bir anlamda yerliler de gidiyor. İşte Umut Nayır'dan bahsediyoruz. Cardiff'e gideceğinden bahsediyoruz. Ama senin şu sistemde ne yapman lazım? Defansta işte Ferdi sol bekte oynuyor. Tamam. İrfan Can ya da Cengiz sağ açıkta oynuyor. Sağ kanatta oynuyor. İsmail Yüksek'i koyabileceğin yerde sürekli takviye yapıyorsun. En son Krunic'i getiriyorsun. Sen burada ne yapacaksın? Ya kaleyi millileştireceksin ligde. Forvet'i millileştiremeyeceksin. Sol kanadı millileştiremeyeceksin. Sağ beki millileştiremeyeceksin. Öyle bir sıkıntılı bir süreç var. İyi transferler yapıyor mu? Bence muhteşem transferler yapıyor. Yaşına bakmaksızın. Yani Bonucci'nin Çok tecrübesi kariyerli yeterli. oyuncular var. Bonucci'nin tecrübesi yeterli. Çünkü öyle bir şey ki
Mesela Mayıs'a kadar güçlü çıkabilmen lazım. Mayıs'a kadar güçlü kalabilmen lazım. Mayıs'a kadar mücadeleci ve yani yarışmacı bir takım oluşturman lazım. Sen devre arasında gördün. Yani sezon başından bu yana kadarki süreçte defansif anlamda eksiklerin sana neler getirebileceğini gördün. Orta sahadaki sıkıntıların seni başına neler açabileceğini gördün. Ama bana sorarsan bu senenin en fazla katkısını yapan iki oyuncu Fred'le Şimanski'nin beraber oynayabilmesi. Dzeko ile Tadic'i saymıyorum ben. İki oyuncu oynadığı zaman Fenerbahçe farklı bir kimliğe bürünüyor. Ben Fenerbahçe'de bu sene artık hedefin şampiyonluk olduğunu, hedefe şampiyonluk yolunda patronun çıldırdığını ve çıldıran patronun da neler yapabileceğini görebildik. Şimdi kimler gider onu konuşalım. O gün seninle de evet. Çok kısa. Bir de birazdan bir grafik getireceğiz. İlk yarı performanslarına şampiyonluk yarışında iki takım çok önde olduğu için onları konuşacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumunu ama önce bir kimler gider Fenerbahçe'den? Samet Bonucci gitti ve, zaten. Evet. Yer açmak için Krunic'e. Crespo gibi duruyor şu an itibariyle. Çünkü Crespo'nun olduğu bölgeye Krunic transferi de geldi. Evet. Crespo ile ilgili bazı tekliflerin olduğu söyleniyor, ilginin olduğu söyleniyor ki yazın da vardı aynı teklifler hatırlarsınız. Son dönemde forma şansı da buldu. Bence fena da değerlendirmedi bu arada İsmail'den. Formayı almıştı mesela. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha yüksek rakamlı bir teklif alabilirler. Dolayısıyla bu değerlendirilmeye alınabilir ki bugün Olympiakos haberleri okudum ben Crespo ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam Yağız yazdı. Yanlış olmasın şimdi okumuş olan Yağız Sabuncuoğlu arkadaşımız. Kim yazdıysa artık. Ama Olympiakos haberini okuduk. Dolayısıyla ilk etapta düşünce Crespo gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin elinden çıkarması gereken sanki farklı oyuncular da var. En azından kiralık olarak. Şu dönemde. Çünkü hiç fayda alınamayan oyuncular var. Ya da çok kısıtlı fayda alınan. Nedir Türk bu? Olarak mı yabancı olarak mı? Yabancı. Yabancı da bu arada yabancı kuralıyla ilgili bir evet, şey değinmek gerekecek ettim. Birazdan. Yağız'ın geleceğim oraya. Hesabını. Yağız'ın mı? Evet. Doğru hatırlamışım. Yağız Sabuncuoğlu yazmış. Mia Zeiss Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı oldu bu sezon. Çünkü yazın Mia Zeiss'a teklifler vardı. Beşiktaş'ın da ilgisini geçtiğimiz sezondan ben biliyorum. Ama İsmail Hoca istedi ve takımda kaldı. Ya şimdi seni bu kadar isteyen bir teknik adam var. Biraz olsun bir performans. Ya bu kadar keskin düşüş Mia Zeiss gibi ben kaliteli olduğuna inandığım bir oyuncuda olmasını beklemiyordum. Ben yine aynı görüşteyim. Çok kötü bir sezon ama bu kadar kötü bir oyuncu değil mi Yazayız? Oturmadı. Ryan Kent aynı şekilde. Ryan Kent de gidebilir. Çünkü Ryan Kent'e İngiltere'den ve İskoçya'dan teklifler olduğu, ilgi olduğu söyleniyor. Belki o da mesela bir championship olabilir ya da İskoçya ligi olabilir. Fenerbahçe'nin mevcutta verim alamadığı oyuncular bunlar. Yerli oyuncular özelinde de Emre Mor mesela. Çünkü orada İrfan Can var, Cengiz Ünder var, Emre Mor olabilir. Gelecek sezon daha farklı isimlerde konuşabiliriz elbette. Yani Serdar Aziz, Mert Hakan Yandar vesaire. Grafiğimizi de isteyelim, bir bakalım ilk yarı performanslarına. Ama şu an ilk etapta yabancıdan bir Zeiss konusu var. Ryan Kent, Crespo. Yani çok da şans bulamayan oyuncular zaten. Bir de yerlilerden Samet'i zaten saymıyoruz artık. Umut da artık gittiğine göre bir Emre Mor kalıyor gibi geriye. İyi oyuncuları... İlk 11'de sık sık gördüğümüz oyuncuları zaten devre arası göndermek niyetinde değil Fenerbahçe. Krunic, Fred ikilisi de yan yana gelince yerli kuralında konuşacağız Fenerbahçe'de. Evet. Üçüncü yerli. Evet. Onu söylüyoruz. Orada da ben sıkıntı olacak. Yok ben yerli kuralından derken federasyonun aldığı yabancı kararını atıfta bulundum. Evet. Yerli'de Mert Müldür'ün performansı çok iyi Fenerbahçe adına. Bence İsmail Hoca bu performansı çok seviniyordur. Çünkü en azından Mert Ferdi elimi rahatlattı. Tabii. Mert sağ Ferdi sol. Bir de sağ kanatta zaten yerli tercih derken oradan bir denge oturtabilir.